Silikon Vadisi girişimcilerinden Şahin Boydaş'la yaptığım söyleşiden sonra bana bazı mesajlar geldi ve şunu fark ettim ki Şahin Boydaş'ın kullandığı kavramları anlamayan takipçilerim var. Bu nedenle de bu videoyu yapmaya karar verdim. Öncelikle şunu söylemek isterim ki yazılıma başlıyorsanız iş yerinde ve projelerde bu tür kavramlarla çok karşılaşacaksınız. O zaman şimdi başlayalım. Şahin Boydaş'ın kullandığı ilk kavramlardan birisi library. Hani yazdığım şeyleri hep library içinde yazıp o library'leri tekrar kullanabilme kafasındayımdır hep yani. Kütüphane anlamına geliyor, evet. Ama yazılımda ne anlama geliyor kütüphane? Bunu daha önceki videolarımda da sizlerle paylaşmıştım. Kütüphane aslında yazılımcıların işini kolaylaştırmak, daha temiz kod yazmak amacıyla, yazılan kodu hızlandırmak amacıyla, aynı zamanda işlevselliğini artırmak ve dokümentasyon açısından, yazılımcılara kolaylık sağlamak açısından oluşturulan bir dizi kod ve işlevleri içerir. Peki yazılımcılar neden kütüphane kullanır ya da library kullanır? Kod tekrarını önlemek amacıyla kullanırlar. Çünkü yazılımcıların defalarca yazması gereken kodların önlenmesi ve daha işlevsel hale getirilmesi bu kütüphanelerle mümkün olur. Bir diğeri de işlevsellik paylaşımı. İşte bu söylediğimiz yazılımdaki library dediğimiz kütüphaneler yazılımcıların başkaları tarafından oluşturulan kodu kullanmalarını ve böylece karmaşık işlevleri veya özellikleri hızla eklemelerini sağlar. Yine dokümentasyon yönünden yazılımcılara kolaylık sağlar. İyi bir kütüphane oluşturulduğunda iyi bir kütüphane kullanıcılarına bu kütüphaneleri nasıl kullanacaklarına dair detaylı bilgi verir, informasyon verir. Bağımsızlık ilkesi vardır. Kütüphanelerde genellikle bağımsız olarak çalışabilen ve başka projelerde de kullanılabilen bileşenlere sahiptir. Bu da kütüphanelere ait özelliklerin başka projelerde kullanılmasını sağlar. Kütüphaneler konusunda daha önceki videolarımda da kısa olarak bahsetmiştim. Eğer yazılıma yeni başlamak istiyorsanız bir dil öğrendiğinizde aynı zamanda gerekli olan bir kütüphaneyi öğrenmenizi de tavsiye ederim. Bu örneğin jQuery olabilir, React olabilir. Front-end ya da back-end alanında ne tür kütüphaneler var? Bu konularda da araştırma yapabilirsiniz. Şahin Boydaş'ın kullandığı kavramlardan birisi de Single Responsibility Principle. Kısaca CRP olarak adlandırılmakta ve yazılımdaki prensiplerden birisi. The Single Responsibility Principle. Don't repeat yourself. Hakikaten takıntılıyımdır. Aslında solid prensiplerinin ilki olarak da adlandırılır. Peki bu ne demek? Bir sınıf kullandığınızda bu sınıfın kendi sorumluluğunu yapması başka değişkenlerin, başka işlevlerin de bu tek sınıfın içerisine dahil edilmemesi. Aslında temiz bir kod yazmak amacıyla kullanılan bir prensip olarak söyleyebiliriz CRP'yi. Burada sizin daha iyi anlayabilmeniz için şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bir ticaret sitesine giriyorsunuz ve burada siz bir yazılımcı olarak ürün sınıfı yani ürün klası olarak bir sınıf oluşturdunuz ve ayrıca da bir sepet sınıfı, sepet klası oluşturdunuz. Burada ürün sınıfı içerisinde ürünün özellikleri, ürünün fiyatı vesaire gibi değişkenleri, özellikleri içermekte. Ama aynı zamanda sepet sınıfı da kendine ait değişkenleri, özellikleri içermekte. Fakat siz sepet sınıfının içerisine ürünün fiyatıyla ilgili ya da fiyat hesaplamasıyla ilgili başka bir fonksiyon ya da başka bir değişken eklediğinizde aslında bu CRP prensibine aykırı olmakta. Temiz bir kod yazmadığınız anlamına geliyor. Genelde yazılımcıların dikkat ettiği konulardan birisi Şahin Boydaş'ın da söyleşide belirttiği gibi temiz bir kod yazmak istiyorsanız ya da düzenli bir kod yazmak istiyorsanız ya da ileride yazdığınız bu kodu tekrar kullanmak istiyorsanız CRP prensibine uymak gerekir. Yine söyleşimizde kullanılan kavramlardan birisi JSON datayı parse etme şeklinde bir konuşma geçti. Mesela gidiyorum bir JSON datayı aldım, onu parse edeceksem ona uygun halde parse ederim. Burada JSON data ne anlamına geliyor? JavaScript Object Notation anlamına gelmekte. Yani insanların okuyabileceği bir data oluşturmak anlamına geliyor. Ve bunu parçalamak, ayrıştırmak, bölüştürme bir yazılımcı olarak da bunu kullanabilmek ve bu dataları çekmek anlamına geliyor. Bu datalar aslında genelde niçin kullanılıyor? API'lerde kullanmak amacıyla ya da veri tabanlarında kullanılmak amacıyla JSON dataları, JSON verileri kullanılmakta. Şöyle düşünün, bir restoran düşünün. O restoranın içerisinde diyelim ki 10 sayfalık bir menü var ve bu menüyü siz JSON datası içerisinde oluşturabilirsiniz ve istediğiniz datayı parçalayıp ayrıştırabilirsiniz ya da çekmek istediğiniz datayı da yine programlama yoluyla çekebilirsiniz. Söyleşimizde geçen kavramlardan birisi de tool'lar, yani araçlar anlamına geliyor. Tamam, sözlük anlamı olarak tool'lar araç anlamına geliyor ama yazılımda ne anlama geliyor? Şimdi şöyle olacak bence. Yazılımcı adamın yaptığı tool'ları düşünmek lazım aslında. Bizim kullandığımız tool'lar bir siyah ekran, IDE,
IDE'ye kodlar yazıyoruz, buna basıyoruz, çalışıp çalışmadığını anlıyoruz değil mi? Yazılımcıların işlerini geliştirmek amacıyla, kolaylaştırmak amacıyla sunulan bütün araçlara biz tool demekteyiz. Bu tool'larla yazılımcılar hatalarını ayıklama konusunda, programlama konusunda daha hızlı yazmak, daha işlevsel olarak temiz bir şekilde yazabilmek, hatalarını çok hızlı şekilde bulabilmek amacıyla, sürüm kontrol sistemleriyle yazdıkları kodu takip etmek amacıyla ya da yazdıkları kodu test etmek amacıyla kullandıkları araçlar diyebiliriz. Peki bunlar neler? Örneğin sürüm kontrol sistemleri, otomasyon araçları, JUnit ya da Selenium gibi test araçları, hata ayıklama araçları ya da MySQL, pgAdmin gibi veri tabanı yönetimi araçları, performans izleme veya analiz araçları, GitHub, GitLab ya da Bitbucket gibi kod inceleme ve işbirliği araçlarını tool'lar olarak sayabiliriz. Şahin Boydaş'ın kullandığı kavramlardan birisi de datayı dönüştürmek olarak geçti hatırlarsanız. Sen bir şey ürettin, bir şey yapmak istiyorsun ya da sana bir şey söylediler. Sen bir şeyi transformation yapıyorsun ama aslında biz aslında bir bilgiyi bir transforme hali, bir şeyi dönüştürüyoruz aslında bizler, tamam mı? Her şeyi dönüştürüyoruz. Yani bir data geliyor, dönüştürüyoruz. İşte para geliyor, parayı oraya gönderiyorsun, o datayı gönderiyorsun. Burada datayı dönüştürmek ne demek yazılımcı olarak? Bir veri tabanında belirli bir veri bulunmakta, data bulunmakta. Bunu daha çok data transformation de diyebiliriz. Bu verileri başka bir formata dönüştürmek gerekebilir ya da içe aktarmak gerekebilir. İşte buraya data transformation ya da datayı dönüştürmek anlamına geliyor. Sizin bu konuyu daha iyi anlayabilmeniz için şöyle bir örnek vereyim. Örneğin çok büyük bir şirkette farklı departmanlar bulunmakta ve farklı data veri tabanları bulunmakta. Fakat analiz yapmak amacıyla bu veri tabanlarını farklı departmanlardaki veri tabanlarına birleştirmek isteyebilir şirket. Bu veri tabanlarını birleştirebilmek için önce dataları ayrıştırması gerekir, sonra dönüştürmesi gerekir. Sonra da tek bir data tipine dönüştürdükten sonra da bunları birleştirmesi gerekir veri analizi yapabilmek için. İşte buna aslında dataları dönüştürmek ya da data transformation da denilebilir. Şahin Boydaş söyleşimizde bir de IDE'lerden bahsetti. Yani bizim artık kullanacağımız IDE belki bir chat IDE'si olacak yani. Anlatabiliyor muyum? Ama programlama bloklarımız değişecek. IDE ne demekti? Integrated Development Environment anlamına geliyor ve bu konuyla ilgili çok kapsamlı bir video yaptım aslında. Ona bakabilirsiniz. Ama kısaca söyleyecek olursak IDE'ler yazılımcıların kullandığı, işlerini kolaylaştırmak amacıyla kullandığı yazılım geliştirme ortamı diyebiliriz. Burada örneğin VS Code'u örnek verebiliriz ya da aynı zamanda WebStorm örnek verebiliriz. IntelliJ IDE'ye örnek verebiliriz ya da Xcode'u örnek verebiliriz. Yazılımcılar genelde bu programları kendi bilgisayarlarına indiriyorlar ve bu araçların içerisinde yazılım programlarını geliştirmelerine, hata ayıklamalarına ve birçok kolaylıkları sağlamalarına izin veriyor. Şahin Boydaş'ın söyleşide dile getirdiği konulardan birisi de API'lerdi. Yani API olarak da geçmekte. Çünkü bir API'ın nasıl çalıştığını iyi kötü bilmeden bir yazılımcı olmak çok zor. Ürün müdürü olmak çok zor. Aslında yazılıma yeni başladıysanız API'leri baştan çok iyi şekilde öğrenmenizi, bu konularla ilgili videolara bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü API'lerde şöyle bir durum var. Eğer API'leri iyi anlamazsanız yazılımda projeyi de iyi anlayamayabilirsiniz. Çünkü verileri çekme, verilerle bağlantı haline geçme, verilerle konuşma, iletişime geçme gibi durumlarda API'ler çok önemli bir yere sahip. Bunu anlayabilmeniz için şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin iki farklı uygulamanın arasında iletişim kurmaya sağlayan bir arayüz olarak düşünebilirsiniz. Örneğin siz dünyadaki ve ülkelerdeki ya da şehirlerdeki hava durumu bilgisini çekmek isteyebilirsiniz ve burada kendi sayfanızla başka bir sayfa, başka bir uygulama arasında API'leri kullanarak kendi sayfanızı çekmeye başarabilirsiniz. Yine aynı şekilde bir restoran menüsünde olduğu gibi restoranda siparişlerinizi verdiğiniz zaman sizin uygulamanıza bilgilerin ulaşması için API'ler aracılığıyla başka bir uygulama ve protokol aracılığıyla bilgilerin aktarımı, bilgiler arasındaki geçişin sağlanmasıyla alakalı. Burada başka ne örnek verebilirim? Örneğin sosyal medyada örnek verebilirim. Diyelim ki siz Twitter'da atılan herhangi bir kelimeyi arama yapmak istiyorsunuz ve son bir hafta içerisinde Twitter'da kullanılan kütüphane kelimelerini çekmek istiyorsunuz. İşte bunu bir arayüzde, bir API uygulamasıyla Twitter'da bir haftada kullanılan kütüphane kelimelerini çekme işlemini yapabilirsiniz. Şöyle söyleyebilirim, API nedir derseniz iki yazılımın, yani sizin telefonunuzdaki uygulamayla restoranın elinde bulunan sistemin birlikte konuşması, işbirliği yapması ve etkileşime geçmesi olarak tanımlayabiliriz. Şahin Boydaş söyleşimizde başka hangi kavrama yer vermişti? Browser deployment. Bir de server deployment var. Mesela uygulamayı yaptım,
elektron app'inde yapıyorum ki Mac app olsun, hızlı olsun. Hani browser deployments, server deployment'la uğraşmayayım. Ama öncelikle size browser deployment'ı anlatayım. Browser deployment ne demek? Herhangi bir web uygulamasının sizin herhangi bir aracınızda kullandığınız bir bilgisayar olabilir, tablet olabilir ya da mobil olabilir. Burada arama çubuğunda yazdığınız zaman yüklediğiniz web sitesine, uygulamaya biz browser deployment diyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Herhangi bir web sitesi yapıldı ve bu web sitesinin internet üzerinden yayına açılması ve tamamen kullanılabilir duruma getirilmesine biz browser deployment diyoruz. Çok basit haliyle siz e-ticaret uygulamasına ya da bir web sitesine, herhangi bir Trendyol olabilir, Amazon olabilir, araç buna girdiğiniz zaman açılan bütün sayfa aslında browser deployment olarak görebilirsiniz. Server deployment ise uygulamanın sunucu üzerinde kullanılabilir hale getirilmesidir. Şöyle düşünün, siz e-ticaret sayfasını kullanıyorsunuz ama arkada işleyen bir sunucu yer almakta. Bu sunucuya işte biz server deployment diyoruz. Yani sizin gördüğünüz tarafı var, bir de görmediğiniz tarafı var. Sunucu tarafında olan kısmına server deployment diyoruz. Özetle söyleyebilirim ki browser deployment kullanıcıların web uygulamalarına erişimini sağlar. Server deployment ise uygulamanın sunucularla çalışır hale getirilmesini ifade eder. Söyleşimizde bence önemli noktalardan birisi de aslında yapay zeka ile alakalı ve yazılıma yeni başlayanlarla alakalı önemli bir kavramı daha söyleşimizde konuşmuştuk. Bu da chat IDE'ler, yani chat ID'ler. Yani bizim artık kullanacağımız ID belki bir chat ID'si olacak yani. Ne demek peki? Chat ID'ler aslında yapay zeka ile bağlantılı bir otomasyon sistemi ve siz bunu ID'nize, diyelim ki WebStorm kullanıyorsunuz ya da IntelliJ ID kullanıyorsunuz, entegre ettiğiniz zaman kodunuzu yazmakta çok daha hızlı şekilde ilerleyebileceğiniz eklentiler, yapay zeka araçları. İşte bu yazılımda en popüler olanın neyi? Copilot. Tabii Copilot'ın ücretli versiyonu var. Aynı zamanda benim karşıma çıkan en güzel ve beğendiğim yapay zeka araçlarından birisi de Codeium. Codeium'u mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çünkü ücretsiz. Şu anda ücret almıyor ama ileride nasıl olur bilmiyorum. Güzel tarafı, daha önce yazılımcılar Stack Overflow gibi bazı web sitelerinde hatayla karşılaştıklarında sorularının cevabını, hatalarının çözümünü aramak için saatlerce zaman geçiriyorlardı. İşte bu chat ID'lerle, yani yapay zeka ile birlikte kodunuzla alakalı bu ID'lerin içerisine entegre edilen yapay zeka araçlarıyla çok hızlı şekilde sohbet edebiliyor. Kodunuzu kopyalayıp yapıştırıp sonucunu, çözümünü sorabiliyorsunuz ya da aynı zamanda bir hatayla karşılaştığınız zaman hatanın nereden kaynaklandığı konusunda da sohbet edebiliyorsunuz. Bunu Şahin Boydaş yine söyleşimizde dile getirmişti. Eğer anlamak isterseniz söyleşimize tekrar dönebilirsiniz. Şahin Boydaş'ın bahsettiği kısa bir kelime vardı. Onu söyleyeyim ben size. Whisper'da download etsen gibi. YouTube'daki videoyu alsın. Bunu download etsin, Whisper'a koysun. Ve Whisper nedir? Whisper aslında günümüzde yapay zeka araçlarından birisi. Diyelim ki ben bu videoyu yaptım, Whisper'a yükledim ve konuştuğum konuşmaların hepsini kendi dilimde Türkçe olarak ya da İngilizce olarak transkribe ediyor. Yani metne dönüştürüyor. İşte bu da yine yapay zeka araçlarından birisi. Peki Whisper'ın yazılımcılar açısından önemi ne? Şöyle bir önemi var. YouTube'da ya da diğer kanallarda yüklediğiniz videoları transkribe ederek yazılımınızda daha hızlı şekilde otomasyon edilmesine, dataların ya da verilerin size ulaşmasına ve bu alanda, yani yazılım alanında yapmak istediğiniz program geliştirme gibi, uygulama geliştirme gibi alanlarda aslında size çok daha fazla veri sunmakta, bilgi sunmakta ve işinizi kolaylaştırmakta.